Selamlar millet. Tekrardan bir videoyla karşınızdayım. Kriptiçiz Okan'a hoş geldiniz diyorum. Bugün Ethereum coin incelemesi yapacağız. Bundan 5-6 saat sonra da bir Bitcoin genel borsa incelemesi yapacağım. Şimdi Ethereum incelemesine geçtiğimizde arkadaşlar Ethereum tarafında bizim için kritik bölgelerden birisi olan 2500'ler kırıldı. Bakın 2300'lere güçlü bir bölge demiştik. Bu bölgelerden tepki alma potansiyeli yüksek dedik. Bu bölgelerden tepki aldı. Biz de işlemlerimizi açmıştık. Bu bölgeden işlemleri açtıktan sonra evet burada güzel hareketler geldi. 2500'lere kadar gittik. Üstünde de 2500 üzerinde hacimli bir mum kapatması yaptık. Bu bizim için artık 2850 bandının önünün açıldığını gösteriyor. Bu önü açılan bölgelere baktığımızda arkadaşlar dikkat etmemiz gereken husus burada çok tekniğe girdiğimiz yani tamamen tekniğe baktığımızda bir bölge daha karşımıza çıkıyor. Evet güzel bölgeleri kırdık. Güzel şekilde yükselmemiz gerekiyor. Ancak önümüze gelen belli metrikler var ve bu metriklerin yani bu metriklerle beraber de İsrail gibi bir bela var. İsrail'in yapacağı saldırı sert mi olacak, yumuşak mı olacak bunun korkusu var diyorum. Ondan dolayı risk varlıklara istediğimiz şekilde para girişi olmayabiliyor. Şimdi burada Ethereum grafiğini açtığımda göreceğiniz şekilde daralan üçgenin içerisindeyiz ve daralan üçgende şu an üst konumlara gelmiş bulunmaktayız. Buralardan geri düşsek bakın buralardan geri düşüş olabilir. Şurada 2300'lere 2400'lere kadar geri çekilmeler yani burada olma ihtimali var. Ancak burada ben işlem kapatmam. Neden işlem kapatmam? Çünkü arkadaşlar burada benim için kritik bölgenin üzerinde 2500'lerin üzerinde hacimli bir günlük kapatma geldi. Bu hacimli günlük kapatmanın gelmesiyle beraber artık genel manzarada bu bölgeler hacimsiz bölgelere dönüştü. 2500'ler bizim için güçlü hacimli bölgeler değil. Bu bölgeleri kırması kolay bölgeler. Buraların altına düşsek de çıkması çok kolay olacak diye bakıyorum. Bundan dolayı düşüş yani sinyali olsa bile şu anda tam olarak düşüş sinyali yok. Evet şu manzaraya baktığımızda üçgenin üst seviyelerine geldik. Bu bölgelerden red yeme ihtimalimiz var. Ama şuradan yani 200 dolar aşağı düşecek diye ben mal satacak değilim. Burada ben kesinlikle diyorum işlem kapatmam. Aksine düşüş olursa işlemlerimi ekleme yaparım. Çünkü artık 2860 seviyelerinin 2850 seviyelerinin önü açılmış durumda. Ve bu seviyelere gittiğimiz zaman bu bölgelerden artık büyük bir red yeme ihtimalimiz var. Bunun harici şu an olduğumuz bölgelerden şu üçgenin alt kanalına kadar yani hangi bölgeleri gösteriyormuş bakalım. 2400 bandını gösteriyor arkadaşlar. Yani 2400 bandı en kötü ihtimalle birkaç gün içerisinde yani inecekse de 2300 bandını gösteriyor. Bunun harici çok büyük bir düşüş olma ihtimalini gözlemlemiyorum. Yani üçüncü dünyası olur mu? Onları karıştırmıyorum. Böyle çok büyük savaş senaryolarını falan karıştırmıyorum. Şu an genel manzaraya baktığımızda bizim için çok olumsuz bir senaryo oluşmayacak. Ancak şurada dikkat edin diyorum. Kaldıraçlı işlemler açıyorsanız arkadaşlar burada açtığınız işlemlerde izleyeceğiniz bölge şu gördüğünüz daralan üçgenimizdir. Daralan üçgende şu alt kanal inme ihtimali var. Total olarak bakacak olursak şu üçgenin üst bandını alıyorum. %12'lik bir düşüş gelebilir diye gösteriliyor. Hadi anlık bir fitil hareketi oldu. Bakın şurada gördüğünüz şekilde fitil hareketi oldu konuşamadık. Bu fitil hareketi gelirse de şöyle görecek olursak %15'lik bir düşüş maksimum şekilde gelebilir diye bakıyorum. Bunun harici bir düşüş senaryosunun çok fazla Ethereum tarafında çalışacağını düşünmüyorum. Metrikler bazına baktığımızda güç indeksine şöyle açalım arkadaşlar. Güç indeksi bazında burada dipler kendini yükseltiyor. Üst kanallarda da kritik bölgelerden birine gelmişiz. Bakın burada 60 seviyeleri karşımıza çıkan bölgelerden bir tanesi 60'lardan genelde red yemiş Ethereum. Buralardan gene diyorum kısa vadeli bir red diyebilir ama yapı bozulacak mı? Yapı bozulmayacak. Yani yapı şu an tampon bir bölge kuruyor. Göreceğiniz şekilde burada bir çanak hareketi kuruluyor ve çanak hareketinin üst kanalı 70 seviyelerini gösteriyor. Bu 70'lere gidene kadar güç indeksinde burada geri çekilmeler olsa da tampon bölge olarak yani şu çanak hareketine doğru giden bir hareket olarak bu hareketi göreceğim. Ki bundan sonra çanaktan sonra buralardan daha üst kanallara gideceğim derse çok büyük yükselişler başlar. Bunları konuşmamız gerekebilir diyorum. Diğer metriğimize baktığımızda diğer metriğimize de düşen yapı yeni yeni kırılıyor. Bakın burada göreceğiniz şekilde. Tepeler kendini alçaltırken yani şurada bakın düşen ya evet net bir yapı çekilmiyor ama burada bakın birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe, dördüncü tepe, üçüncünün üstünde gelmiş. Yani burada yapı bir nevi bozuldu. Artık yükselen bir yapıya geçtik. Ara böyle ufak geri çekilmeler olabilir ama genel manzara bozulmayacaktır diye bize gösterilen bir manzara var diyorum. Neyse burada videoyu daha fazla uzatmayayım. Arkadaşlar çok uzun bir video olsun istemiyorum. Burada anlatacak daha çok şey var. Orta uzun vadesi var. 2800'ler var. Burada 3300'ler var. Ethereum'la ilgili günlük olarak konuşuyorum. Zaten benim hedefim burada. En aşağı diyorum arkadaşlar. ATH'larını göreceği Ethereum. Ki benim için burada birinci hedef yani bu kaldıraçlı işlemlerim dahi çok kısa vadeli açtığım işlemlerimde dahi işlem kapatmayı düşündüğüm bölge yani önceden açtığım işlemlerde işlem kapatmayı düşündüğüm bölge 6800 dolar seviyelerini gösteriyor. Daha Ethereum bu seviyelere gidememiş. Ben niye buralara hedef koyuyorum? Bunlar uzun uzun anlattığım birçok video var diyorum. Yani bunlardan yine bahsedeceğim ama bu video kısa vade içinde kısa vadede olan şu manzarayı görmeniz için de burada arkadaşlar. Bundan dolayı bu videoyu çektim. Ondan dolayı orta uzun vadeyi katmayacağım diyerek
diyerek ve video kısa olsun diyerek arkadaşlar bizi hem Telegram'dan hem Twitter'dan hem de diğer kanallarımızdan takip etmeyi unutmayın. Açıklamaya koyduğumuz bununla beraber KickX linkinden hesap açıp KYC yaptığınız takdirde de 120 dolara kadar bonus hesabınıza aktarılacaktır diyorum ki borsayı açın, hesabınızı açtınız, KYC'nizi yaptınız. KYC'nizi yaptıktan sonra etkinlik merkezine gidin. Etkinlik merkezinde yeni kullanıcı ödülü var. Buna basın. Buraya bastıktan sonra teker teker isteyin arkadaşlar. Belli bir kısmı aktarılmış olacak. Sonrasında siz ilk işleminize, yani borsa size bonus veriyor. Bununla ilk işleminizi açtığınızda vesaire bu şekilde basit şeyler istiyor. Bunları yaptığınızda 120 dolara kadar bonus hesabınıza aktarılacak diyorum. Ve burada videoyu sonlandırıyorum. Dediğim şekilde arkadaşlar kanalımızı takip etmiyorsanız takip etmeyi, bildirimleri açmadıysanız bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın diyorum. Bununla beraber de Telegram ve Twitter gibi kanallarımızdan da bizi takip etmeyi unutmayın diyerek burada videoyu sonlandırıyorum. Hepsinin linki açıklama kısmında var. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bay bay.